Beni kaybedersen acı çekmeyeyim diye gardına alıyorsun. Duygularını açığa vuramıyorsun. Seni hala deliler gibi seviyorum Musa diyemiyorsun. Kızımın üzerine yemin ederim ki seni hala deliler gibi seviyorum. Ölüm bizi ayırana dek seninle olmak istiyorum. Bana söylemediğin o şey, her neyse, onu bana söyleyeceksin Musa. Bana güven. Bir defa. Son defa Musa'ya yeniden başla. Zeynep, seviyorsan geçmişi geçmişte, dünü dünde bırak. Peki sen geçmişi geçmişte bıraktın mı? Seni hayatımızın sonuna kadar incitmeyeceğim Zeynep. Zamana ihtiyacım var Musa. Peki. Tamam. Zaman senin emrinde. Ben beklerim. Fakat gerçekler zor. Bırak her şey gibi. Bu da böyle bir. Ardından bak. Seslerde hızlıydım ama yarış farklı. İnsanlar başarısız olmanızı bekliyor şeklinde konuştu. Her şeyi göze aldım. Ne istersen yap. Çiçeği burnunda bir serseme kapılıp bütün istikbalini bir anda feda edeceksin demek. Her tehlikeyi göze aldım. Nasıl gidiyor oğlum? İyi baba. Birazdan bitecek, geleceğiz. Oğlum, saat 12'yi geçti, nasıl geleceksiniz? Gonca'nın babası Gonca'ları eve bırakacakmış. Onlarla geleceğim. Peki oğlum, bekliyorum. Bekleme istersen baba, yat sen. Daha Pınar'ı da bırakacağız. Yok yok, bekliyorum. Uykum yok zaten. Bir de bu gece... Musa'dan bahsederken kalbindeki ağrıyı hafifletmeye çalışan sözcüklerin, Ömer'i sahiplenmem, hatta uzattığın bu köfte, açtığın yarayı tamire çabalıyorsun biliyorum. Ama ben seni zaten suçlamıyorum ki Zeynep. Ama arkadaşlığını kaybettim. Hayır, arkadaşlığımı kaybetmedin. Seni daha fazla sevmemek için senden uzak duruyorum. Bu köfteyi yemeyeceğim. Saklayacağım. İyi. Hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Senden işlediğin suçu soracak değilim. Ama bütün bunları polise anlatmaya mecbursun. Anlatacağım. Efendim Ayşe. İbrahim, konuştuklarımızın aramızda kalmasını rica ediyorum. Kendini korumak için mi, yoksa abimi korumak için mi? Musa ile sorunlarınız olduğunu biliyorum. Lütfen bu akşam konuştuklarımızı onun canını yakmak için kullanma, olur mu? Ayşe, özür dilerim ama bu akşam konuştuklarımızı pazarlıksızca konuşmuş bulunduk. Eğer Musa'nın duymaktan hiç hoşlanmayacağı şeyleri ona söylersen, sanırım seninle arkadaşlığımızı sürdürmeyeceğim. Ayşe Altay'ın İbrahim Bayri ile yemeğe çıkmasından mı rahatsız olacağını sanıyorsun? Ya da bu kadar özelini bana anlatmış olmasından mı? Ayşe'cim. Hayatım, abim senin onunla olan ilişkinize gösterdiğin saygının, hassasiyetinin çok azını sana göstermiş olsaydı, bugün
senden önce sevdiği kadına geri dönmeye çalışmazdı. Hala niye zorluyorsun? Kapatıyorum. Bildiğin gibi yap. İyi geceler. Amcam beni hasta etti, hasta. Adamcağız ne dedi? Bekle gitme, biz seni de bırakırız dedi. Herhalde bunu söyleyecek amcam, yani İsmail. Sen Dubai taksiyle yalnız gitmeme izin verdin. Yalnız mısın? O yalnız sanıyor. İşte onun amcalığı bu kadar olur. Gecenin bir yarısı yeğenini bilmediği bir taksiyle tek başına eve gönderiyor. İsmail, taksinin plakasını aldı. Şoförün telefonunu aldı. Daha ne yapsın adam? Karşısında yok amca, yalnız gideceğim, erken gideceğim diye tutturdum durdum. Senin yüzünden yalan söylemek zorunda kaldım. Ne yapsın? Niye bağırıyorsun ki sen şimdi? Nasılsın hayatım? İyiyim, sen? Çok iyiyim. Nerede olduğunu sorabilir miyim? Eski bir arkadaşımla buluşacağımızı söyledim ya. Kiminle, neredeydin bilmiyorum. Sana bir söz verdim. Seni üzüp aklını karıştıracak biriyle bir yerde değildim. Derya dönmedi mi? Yoldaymış, geliyor. Ben yorgunum, yatmaya gidiyorum. Derya gelince seslenirsin. Peki. Kaç yıldır arkadaşsınız? Bize mi sordun baba? Evet, size sordum. 9 yıl. 10 yıl oldu, 10. Hazırlıktan beri arkadaşız. Bayağı olmuş ya. Evet. Okula yazıldıkları gün tanıştılar. Ondan sonra yedikleri içtikleri ayrı gitmedi. Bunlar bizim evin kızı artık. İnşallah bu arkadaşlarınız ömür boyu sürer. Birbirinizden kopmazsınız. Kopmayacağız. Evet. Üniversitede bile aynı yeri, aynı bölümü yazmayı düşünüyoruz. Yani sen de hangi bölüm okuyacağına karar vermedin? Ömer, sen ne okumak istiyorsun? Ben uçak mühendisliği okuyup akademik kariyer yapmak istiyorum. İlginç bir meslek. Eskiden babamın hayaliymiş. Annenlere şunu söyleyeceksin. Amcam seni biz bırakacağız dedi. Ben başımın dikine gittim diyeceksin. Söylerim amca. Gerçekten senden çok özür dilerim. Uykum geldi, o yüzden erken gelmek istedim. Erken gitmek istemedim. Yalnız gitmek istedim. Neyse. Bazen Gonca değmenli olmayı, bizimle olmayı tercih ediyor. Bize de anlayış göstermek düşüyor. Hadi iyi geceler kızım. Annene selam söyle. İyi geceler amcacığım. Hoşça kal kızım. Bak, vardın mı diye arıyor. Anladık da niye 2 saat konuşuyor? İsmail, sana inanamıyorum. Amcam o benim. Onu da mı kıskanıyorsun? Seni telefonda bu kadar tutmasaydı, şu kapının önünde 5 dakika daha konuşabilirdik.
Şimdi eve gideceğim diyeceksin değil mi? Evin önünde olduğumuza göre tabii öyle diyeceğim. Biraz daha kal. Kalamam. Yoldan arayıp geliyorum dedim ya. İyi tamam. O zaman bari seni seviyorum demeden gitme. Seni seviyorum. Ismarladım diye öyle yarım ağız söyleme. Seni seviyorum. Bu oldu. Ben de seni çok seviyorum. Çok. Yarın görüşürüz. Görüşürüz.